Medstar Klinik'ten hepinize merhaba. Bugün değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Zeynep Oşar. Kendisi endokrinoloji hocası ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim Dalı'ndan aynı zamanda Medstar Klinik'in sağlık danışmanı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Diyabet çok geniş bir konu, çok karmaşık, çok komplike ve dünyada belki milyonlarca insanı o ya da bu şekilde etkileyen bir konu. Evet. Kaç kişi var dünyada kabaca diyabetli? 400 milyonun üstünde diyabetli 400 var. 400 milyon, bu korkunç bir rakam. 411 milyon, korkunç bir evet, rakam. Çok Türkiye'nin büyük bir rakam. Neredeyse Türk nüfusunun 5 katı kadar aynen dünyada öyle. Diyabetli evet. insan sayısı var. Tabii bu aynı zamanda insanların yaşam kalitesini etkilediği gibi sağlıkta da çok büyük bir külfet ve yük getiriyor. Kesinlikle. Diyabetli ile ilgili bize tedavi yöntemleri ve diyabetlinin özellikle kendisinin yapması gereken şeyleri anlatır mısınız? Yani tedbirler, diyabetli birinin yaşam şartları ne olmalı? Yani yaşam standartları ne olmalı? Şimdi diyabetli, bir kere diyabetli olduğunu kabul edip, bende böyle bir kronik hastalık var ve bununla sağlıklı yaşamayı başarmak için şekerimi iyi kontrol etmeliyim demeli. Bir kere her şeyden önce. Şeker dışında iyi bir kan basıncı kontrolü ve kan yağlarının da limitler içinde olması gerekli. Yani LDL kolesterol de düşecek, kan basıncı 130'a 80'in altında olacak, kan şekeri düzenli olarak evde ölçülecek. 3 ayda bir geriye dönük olarak şeker nasıl gitmiş bunu bize gösteren hemoglobin A1C testi bakılacak ve şekerin neden olabileceği bozukluklar, doku ve organ hasarları açısından da düzenli yıllık kontrollerini yaptıracak. Bu sizin hekim olarak yapacağınız şeyler. Bunları bir başka programda ayrıntılı konuşacağız. Rutin takipler, kan testleri, rutin kontroller. Evet. Bunun dışında dediniz ki diyabetli, diyabetli olduğunu önce kabul edecek. Evet. Hastalığıyla barışacak, uzlaşacak evet, ve onunla nasıl hayatının sonuna kadar mutlu bir şekilde, iyi bir şekilde yaşayacağını bilecek. Diyabetli nasıl yaşamalı? Diyabetli bir kere sağlıklı beslenmeli her şeyden önce. Nedir sağlıklı beslenmeden kastınız? Sağlıklı beslenmeden kastım aslında herkesin beslenme şeklinin olması gerektiği bir limitler içerisinde beslenmek. Gereken kaloriden daha fazla kalori almamak, fiziksel aktiviteyi mümkün olduğunca arttırmak, alınan kalorinin tükettiğimizin eğer zayıfsa aynı eşit düzeyde olmasını, yani aldığımız kalori kadar tüketmeye çalışmak, şişmansa kişi, ki diyabetlilerin yaklaşık %80'i şişman, o zaman da aldığımız kaloriyi, yani yediğimiz gıdaların bize verdiği enerjinin tükettiğimizin altında olmasına çalışmak. Çünkü ne kadar çok yakar ve ne kadar az yersek o kadar şişmanlıkla mücadele mümkün olur. Aldığımızdan ve daha diyabet, fazla harcayacağız yani evet, özetle. Aynen evet. Öyle ve diyabet çok daha kolayca kontrol altına alınır. Doğru beslenme olmazsa şeker hastalığını kontrol etmek son derece zordur. Hangi ilaç alırsa alsın diyabetli. Yani burada hekim olarak sizin diyabetlilere yapacak olduklarınızın dışında hastanın kendine yapacağı çok önemli şeyler var. Bunun evet. Birincisi sağlıklı beslenme, aynen diyet. Öyle. Onun dışında spor, yürüyüş, buna benzer şeyler öneriyor musunuz? Tabii. Bir kere öncelikle kalp hastalığı açısından ne durumda ona bakıyoruz tipik diyabette. Eğer bir problem yoksa hemen her gün 15 dakika ile başlayıp yarım saate kadar çıkacağımız, kalp hızının arttığı, 120'ye kadar çıktığı, onun bir takım hesapları var. Çok fazla detaya girmeye gerek yok ama kalbin daha hızlı arttığı, solunumun hızlandığı bir egzersizi yapmasını istiyoruz. En az 2 günde bir, 1 saat olacak şekilde, yani haftada 3 saat fiziksel aktivite yapmasını istiyoruz. Eğer bir kalp hastalığı varsa, kalp damarlarında bir problem oluşmuşsa o zaman yürüyüşlerini düzenli olarak yapmasını istiyoruz. Göğsünde ağrı olmadan, sıkıntı yaratmayacak bir fiziksel aktiviteyi mutlaka yapmasını istiyoruz. Doğru beslenme artı fiziksel aktiviteyi arttırmak mutlaka yaşam tarzı olarak
bir diyabetlinin olması gerektiği kurallar. Evet, dünyada 400 milyon diyabetli var. Evet. Türkiye nüfusunun 5 katı kadar. Hekimlerin yapacağı şeyler var. Hastanın kendisine yapacağı şeyler, kendisi için yapacağı şeyler var. Eğer bunlar sağlıklı giderse, düzgün giderse sanıyorum sağlıklı yaşamak ve uzun yaşamak mümkün. Hiç problemsiz, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Zeynep Oşar'dı. Bize diyabetle ilgili ve diyabetli bir hastanın hekim kontrolü dışında kendisine yapabileceği şeylerle ilgili çok kıymetli bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı yarınlar diliyoruz. Hoşça kalın.